Yalı Çapkını 37. bölüme bildiğiniz gibi yeni misafirler, daha doğrusu yeni mirasçılar geliyordu. 38. bölüm yeni fragmanda yayınlandı. Ferit ve Kaya arasındaki gerilim Kaya'nın kışkırtmalarıyla iyice tavan yapıyor. Peki Yalı Çapkını 38. bölümde bizi neler bekliyor? Kaya, görüneniyle oldukça kötü ve çirkinliğiyle had safhada kışkırtıcı biri. Bunun farkına varan Seyran, Ferit'in ne olursa olsun hiç sevmediği bir şey yaparak kendince Kaya'yı ikna etmek için Ferit'ten gizli onunla konuşarak onu sakinleştirmeye, ılımlaştırmaya çalışıyor. Ama her zamanki gibi bu da açığa çıkıp Seyran'ı yine zor durumda bırakacak gibi görünüyor. Üstelik bunu Ferit, Seyran'a onunla hiç konuşmayacaksın dedikten hemen sonra yapıyor bunu. Evet, Seyran tehlikenin ve olacakların kokusunu herkesten önce alabiliyor ama yöntemleri pek işe yaramıyor. Ferit ile Kaya için yine yöntemler konusunda oldukça kavga edecekler gibi görünse de artık önceki sezonlardaki gibi birbirleriyle didişmek yerine düşmanlarıyla omuz omuza savaşmaları gerektiğini de anlayacaklardır bir yandan. Kaya'nın niyetini anlayarak daha dikkatli hareket etmeyi de öğrenecekler. Ya Nüket bu olayların neresinde duracak? Nüket özünde iyi biri gibi duruyor ama Halisa'nın planına uymak için mi sessiz kalıyor bunu? İleriki bölümlerde daha net göreceğiz. Seyran'la anlaşabilmeleri bile bir yandan olası görünüyor. Yalıdaki olaylara katkısı da sırf bu Halisa'nın planına sadık kalma ölçütünde gelişecektir Nüket'in. Kaya belki de dışarıda zor bir hayata mahkum edilmesinin sorumlusu olarak Yalıdakileri görüyor olduğundan yeri gelmişken herkesten intikam almaya, yalıdakilere hayatı zindan etmeye çalışıyor da olabilir. Bu koca yalıda hep birlikte yaşayan bu ailenin niye dışında tutulduğuna dair öfkesi dinmek bilmeyecektir. Nüket, Halisa'nın öz kızı olsa da annesinin kim olduğu gizemini koruyacak gibi görünüyor. Ferit'in başını sürekli bir an önce bağlamaya çalışan Halisa'nın da geçmişinde fırtına gibi estiğini ve çapkınlık yaptığını öğreniyoruz böylece. Diziye giren yeni karakterlerle entrika ve dramaların oldukça fazlalaşacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Nüket ile anneleri ayrı olan Orhan'ın hırsla motosikletle yalıdan ayrıldığını görmüştük. Orhan, mirasın bu ikiliye gidecek olmasına öfkelenip çileden çıkarak bu bölümde bir bara gidecek ve birden evin hizmetlilerinden Dicle ile yakınlaşır bulacaktır kendini. Orhan ve Dicle'nin telaşe ile bir o yana bir bu yana kaçışmalarına bakılırsa da onlarla aynı anda orada nasıl olduysa bulunan Sultan'dan tedirgin olmuş olabilecekleri akla gelmiyor değil. Orhan yeni bölümlerde Dicle ile yakınlaşırken bu ihanet kervanına Sultan'ın ne tür entrikalarla katılacağını da hep birlikte göreceğiz. Yine de Sultan bunu bildiği halde ifakatın hışmından korktuğu için bunu şimdilik kendine saklayacaktır. Yusuf'la Dicle arasındaki yakınlık da böylece biteceğinden Yusuf'un diziden çıkma ihtimali de yüksek görünüyor. Ya da Yusuf geçmişte Ferit'e yaptığı gibi bu kez de Orhan'ın kuyusunu kazmaya çalışabilir. Kaya ve Nüket faktörleri diziye ne tür yeni dinamikler, heyecanlar ve alt üst oluşlar getirecek hep birlikte göreceğiz. Teşekkürler sevgili dostlar.